Bugün İdlib'de farklı bir şey yaptım. Aslında daha önce yaptığım yolculuklardan da biraz daha farklısını yaptım. Ve bir mezarlık gezisindeyim şu an. Yani yurt içi veya yurt dışı gibi bir gezide birçok alan gezilebilir. Bunun içine müzeler dahil edilebilir. Kentin tarihi yerleri dahil edilebilir. Canlı yaşayan merkezi noktaları tercih edilebilir. Ama işte Lilivi farklı kılan tam da burada bir etken var. Lilivi mezarlığını eğer uğramadan giderseniz gerçekten çok şey kaçırmış olursunuz. Ben de bunu kaçırmamak için buraya geldim ve 2 saattir burada geziyorum ve hala bitiremedim. 1708-1787 yılından beri var olan bir müze burası. Ve burada yaptıkları heykeller ve mezar taşları inanılmaz boyutta gerçekten. Geze geze de bitiremiyorsunuz. Çok bariz bir şey bu. Ben çok büyük burada haz aldım ve duygulandım gerçekten buraya gezerken. Özellikle yani tabii kendim de şaşkınım. Çünkü bir yurt dışı gezisinde mezarlık ziyareti yapacağım hiç aklıma gelmemişti ama oldu. Adeta bir açık hava heykel sanat müzesi burası. Duyguların ve yaratıcılığın vücut bulduğu mezar taşları çok etkileyici. Şunu düşünmeden edemiyor insan tabii ki. Ölülerine değer veren toplumlar muhakkak ki canlı bireylerine de aynı değeri veriyorlardır. Buradan böyle bir sonuç çıkıyor ortaya gerçekten. Burada olmaktan gerçekten çok keyifliyim. Lilivde zaten olmak gerçekten çok güzel. Sanatı, mimarisi inanılmaz boyutta. Ama tabii burası gözden kaçabilir, kaçmamalı. Hatta ben gitsem mi gitmesem mi, biraz şehrin dışında olduğu için biraz tereddüt içindeydim bu mezarlıkla ilgili ama gelince gerçekten de burayı görünce ne kadar güzel bir iş yaptığımı anladım. Yani gerçekten de duyguyu, anlamı, yaşamı ve ölümü bir arada sunmuşlar. Bunu çok iyi yapmışlar. Şöyle söyleyeyim ya da yaşamla ölüm arasında kalan çizginin içerisine sanatı, mimariyi ve estetiği öyle güzel yansıtmışlar, yapmışlar ve heykelleriyle anlatmışlar ki bunu çok bariz görüyorsunuz. Hem burada Lviv'in veya Ukrayna halkının yattığı bir mezarlık ve askerlerin, şehitlerin de burada mezarları var ve Galicia askerlerin, onların deyimiyle Galicia kahramanları da burada mezarları var. Yukarıda görmüştüm onu. Tabii gerçekten dediğim gibi açık hava müzesini andıran bir mezarlık. Hayatımda belki bir daha böyle bir şey göremeyeceğim. Veya tam tersini de söyleyebilirim. Dünyada böyle bir mezarlık var mı acaba? Eğer tarih, eğer kültür, eğer yaşam, eğer uygarlık, eğer insan diyorsanız ve görmek istiyorsanız buraya gelirseniz bu mezarlığı mutlaka görün. Bu mezarlığın bize insana ve yaşama anlattığı çok şey var. Bunu bizzat burada yerinde görmek lazım. Yani ben hani Google'dan falan bu şekilde bir araştırma yapmadım burası ile ilgili ama şunu fark ettim. Ölümü bir matem havasından çıkarmışlar. Bunun içerisine biraz yaşamdan, biraz hayattan tınılar sokarak mimariyi, estetiği birleştirmişler ve bambaşka bir güzellik yaratmışlar bir mezarlıktan. İşte böyle bir mezarlık varsa demek ki muhakkak gezmek gerekiyor. Çünkü mezarlığın yaşayana da ölene de anlattığı çok şey var. Bunu burada gözlemlemek lazım. Lilivin zaten içi merkezi muazzam bir şehir gerçekten. İnanılmaz bir şehir. Aynı şekilde belki de dünyada böylesine bir mezarlık sadece burada var. Başka bir yerde var mıdır? Sanmıyorum. O yüzden dolayı Lviv'e geldim ve bu mezarlığı da görmek benim için şahane oldu. O kadar antik yerler, uygarlıklar,
antik kentler, tarihi yerler gezmiş birisi olarak bunu söylüyorum. Bu çok bambaşka bir şeydi. Bu da benim gezilerimde kazanmış olduğum çok farklı bir deneyim oldu gerçekten de. Bu deneyimi yaşamak müthiş. Dediğim gibi yurt dışına çıkıyorsunuz. Yurt dışı gezinizde bir de mezarlık ilave ediyorsunuz. Çok garip. Ama işte bu mezarlığı mezarlığın dışında anlamlı kılan çok farklı detaylar ve anlamlar var. Sanatsal değeri, yaşamsal değeri, felsefik değeri, her şeyi iç içe sokup harmanlayıp o kadar güzel yansıtmışlar ki müthiş keyif alıyor insan. Duyguyu, hissi, yaşamı hepsini iç içe sokmuşlar. Müthiş gerçekten. Burada olmak benim için gerçekten de büyük anlam taşıdı.